A world in which there is the very real prospect of a new world order. We need a new global financial order. I urge the international community to embrace its responsibility, creating that new world order. A new world order based upon collective action. When our founders declared a new order of the ages, they were acting on an ancient hope that is meant to be fulfilled. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. We meet here at a moment of testing for Europe and the United States, and for the international order that we have worked for generations to build. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. İnsanlığı köle yapmak istiyorlar. 11 Eylül Batı İstihbaratı'na ortak bir operasyon. Bütün bu paylaşımda girilecek coğrafyalar temel olarak İslam coğrafyası. Terörün sahibi küresel pastaya tek başına sahip olmak isteyenlerdi. Bitti. Din, aidiyetler, aile belirsizleştirilecek. Atılan her bir bomba yeni üretilecek bomba demektir. What does New World Order mean, and what does it mean for the future? It means new responsibilities to keep the peace, because there's only one superpower left. Yeni dünya düzeni. Bu kavram, batılı liderlerin, çok uluslu şirket yöneticilerinin, siyasetçilerin, akademisyenlerin dillerinden düşmüyor. Peki nedir bu yeni dünya düzeni? Bu düzeni hedefleyenler kimler? Etrafımızda oluşturulmaya çalışılan ağın gerçek amacı ne? İnsanoğlunu neye hazırlıyorlar? ...1870'den 1945'e kadar geçen sürece, buna eski literatürde emperyalizm denilirdi, süreç. 45'ten başlayan ve 91'e kadar gelen, yani duvarın yıkılmasına kadar üçüncü bir aşamaya geliyor. Bu aşamaya da yeni dünya düzeni ismini verdiler. Yeni dünya düzenini kurgulayan akıl, 21. yüzyılda tüm dünya insanını merkezi olaraktan yönetmek istiyor. İnsanın fıtratını değiştirme, aileyi değiştirme, yaşam şeklini değiştirme, şehirleşmeyi değiştirme, yeni bir din anlayışı, yeni bir alfabe ortaya çıkartma gibi insanlığı köle yapmak istiyorlar. For states that support terror, it's not enough that the consequences be costly. Özellikle de 11 Eylül'le yepyeni bir dünyanın kapısı aralandı. Batı'da ve Batı üzerinden de tabii Doğu toplumlarına yönelik. Dolayısıyla buradan bir kaos ve kriz hali dünyaya hakim oldu. Onu görüyoruz genel anlamıyla. Yeni dünya düzeni sadece siyasal değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutu da var. Ekonomik boyutunda artık paranın tek bir kaynağının, tek bir ana merkezden yönetilmesi, sosyal boyutuysa bütün toplumları aslında tek tipleştirme, bütün dünyadaki sosyal değerleri kendi özelliğinden uzaklaştırarak farklı bir biçime sokma. For business, for politics, for society, for everything really, maybe the most important technological development is the ability to hack human beings.
Bu yeni dönemin birkaç tane belirleyici özelliği olacak. Buralarda tabii din, aidiyetler, aile belirsizleştirilecek. İkincisi tabii dinsiz bir dindarlık dediğimiz şeye doğru gidilecek burada. Yepyeni bir insan tasarımı ortaya gelecek. Bugünlerde yeni bir kitap var, Yuval Harari diye birisinin, Homo Deus diye. Aslında bu insan biraz daha tanrılaştırılmış insan, yani aslında değerlerden uzaklaştırılmış ama yepyeni anlamlar yüklenmiş bir insan tasarımını biz görüyoruz burada. أمريكا بحلقها هي الإرهاب الإرهاب هي الإرهاب الأمريكي النجس. هايت fotoğrafa biraz daha yaklaşalım. Yeni dünya düzenciler kim bunlar? Savaşların, dünya ticaretinin, hatta barış heyetlerinin, medyanın ipleri nasıl oldu da yeni dünya düzencilerinin eline geçti? Bu sistemi kurmaya yönelik bir üst aklın olduğu belli. Fakat bu üst aklın merkezi Avrupa mı, Amerika mı, yoksa dolaşan bir akıl mı bu? Bunlar para gücü olan, dünya ekonomisinin nereye gittiğini bilen, bütün para gücünü elinde bulunan bir güç. Rothschild ailesi deniliyor, Rockefeller deniliyor, Fed mesela deniliyor, işte The Newsweek dediğimiz dergiler var. Bunlara bakıldığında aslında bunlar küresel düzene yön veren aileler veya gruplar. Bir anlamda bu kurumların devletlerin ötesine geçtiği, devlet dünyayı yönettiği bir düzen bu. Dünyada şu anda 3 tane güç hegemonya için mücadele ediyor. Avrupa Birliği, Amerika ve Çin. Köşede de Japonya. Bu üç güç dünyanın her tarafında çıkarlarını dayatıyor. Ama unutmamak gerekir ki burada baş aktör Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyadaki küresel sistem içerisinde bulunan ittifaklara baktığımızda, burada Anglo-Sakson ittifakını, Anglo-Sakson ve İsrail ittifakını, Evangelist ve İsrail ittifakını, büyük finans baronlarının arasındaki çatışmaya dikkat etmemiz lazım. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. Küresel ölçekte dünyanın en büyük sorunlarından biri hızla tırmanan terör. Birçok coğrafyada yaşanan gerginlikler ve savaşlar için birlikte mücadeleden söz ediliyor. Uluslararası çıkarlara uygun davranmak gerekir deniyor. Peki uluslararası çıkarlardan kastedilen şey gerçekten ulusların çıkarları mı ya da kimin çıkarları? Bu çıkarları temsil edenler kimler? Dünyada her alanda söz sahibi olan çok uluslu şirketler bu işin neresinde? Çoğu zaman terör, İslamofobi, bu hegemon güçlerin kendi uluslararası nitelik kazanmış sermayelerinin özgür hareketinin önündeki engelleri kaldırmak için kullanılır. Afganistan'da bu Taliban'dı. Karşınızda bir düşman yaratıyorsunuz.
ve o düşman örneğinden, o düşmanı dünyaya anlatarak, kimi zaman da o düşmanı siz gerçekten yaratmış oluyorsunuz. Sadece sunni bir ideolojik yaratım değil, beslemiş, yaratmış oluyorsunuz. Ve onu anlatarak o ülkeye giriyorsunuz ve sermayenin önündeki, sermayenin özgür hareketinin önündeki engelleri kaldırıyorsunuz. The death of Osama bin Laden is more of a symbolic victory for us. He's really our face on terrorism. And that face is eliminated now. Yeni dünya düzeninin terminolojisi emperyalizmin yeni dilimi. Çünkü hatırlayın, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Afganistan ve Irak'ı işaret ederek demokrasi vaadiyle oralarda bugüne kadar görülmemiş bir kıyıma imza attı. Asıl hedefin o ülkelerin enerji kaynaklarının olduğunu dünyanın anlaması uzun sürmedi. Şimdi terörde dünyadaki istihbaratın nasıl şekillendiğine bakmak lazım. 1950'den sonra dünya genelindeki sabotajlar, devrimler, kitle hareketlerinde hangi istihbarat örgütü var? Hitler'in mekanizması dünyaya taşındı. Hitler'in subaylarının büyük çoğunun üniformasını çıkarttı Amerika'dalar. Türkiye'ye operasyonlar nereden icra ediliyor? Almanya'dan. Alman siyasetçileri mi yapıyor? Hayır. İstihbaratçıları yapıyor. Siyasetçilere de sormuyor. Batı'daki istihbarat aklı takip ettiğinizde terör örgütlerine ulaşırsınız. Dolayısıyla İngiltere'deki patlamalar, Fransa'daki patlamalar, Brüksel'deki patlamalar, 3 tane DAEŞ'in yaptığı patlamalar. İstihbarat birbirine çakıyor ve zaten takip ettiğinizde bunu söylüyorlar. Yani işte aynısı çok daha demin. 300 yıldır yerleşmişler Avrupa'ya. Bizde FETÖ 40 yıl var ve dünyanın en şanslı devletlerinden biri Türkiye. Söküp atıyoruz. Halk fark etti. Batı fark etmedi. Her şeyleri böyle sahte. İşte Amerika neden Türk okullarını zamanında 80'lerden itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinde destekledi? Bu kadar Türkleri seviyor mu, ondan mı? Hayır. Üstünden 30 sene geçtikten sonra meselenin esas gayesi ortaya çıktı. 15 Temmuz'da işgal girişimiyle de bunun altı net çizildi. Doğru mu? Şimdi şu anda olup bitenleri bir 30 sene bekleyip sonuç almaktansa şimdi neler olur diye soru sorarak irdelemekte yarar var. Yeni dünya düzeninde devletlerin bağımsızlık tanımı nedir dersiniz? Bilinen tanım değişiyor mu ya da değiştirilmek isteniyor mu? Dahası küresel ekonomiyi yönlendiren uluslararası tekeller ve bankalar bu işin neresinde? Tabii geçen yüzyılda ulus devletlerde bankacılık sistemine baktığınızda da her ne kadar bütün ülkelerin bankaları bağımsız olsa bile aslında tek merkezden yönetiliyordu. Örneğin hiçbir devlet liderinin bir merkez bankasına müdahale hakkı yoktu geçen yıl. Hala bile birçok ülkede merkez bankaları, bütün dünya ulus devletlerin merkez bankaları bir yere bağlıdır. Bir devlet başkanı merkez bankasıyla mücadele girdiği anda darbeyle indirilir. Uluslararası şirketlerin dışında her bir devlet, ulus devleti kastediyorum, kendi çıkarı için mücadele eder. Dolayısıyla daha üst düzeyde bir ekonomik refaha kavuşmuş, sermaye birikimini sağlamış ülkeler kendi hegemonyalarını dünyanın diğer kısımlarına dikte ederler. Şimdi yaşamakta olduğumuz süreç de budur. Bir tarafta dünyanın küresel bir makina gibi idare etmek isteyen fikir söz konusu, diğer tarafta hayır efendim böyle olursa işte ulus devletler artık bile bize tehdit oluşturuyor. Çünkü ulus devlette sınırı var, içinde sistemi var, devlet diyorsun sen. Hala dünyada nakit para kullanılıyor değil mi şu anda? Mesela siz cebinizde nakit paranız var. Bankayı da kullanıyorsun ama nakit para var. İstediğiniz yere sizi takip etmeden gidebilirsiniz dünyada. Ama yarın öbür gün bu nakit paranın tamamen ortadan kalktığı, kripto paraların hatta daha ötesine geçen para modellerinin ortaya çıktığı dönemde siz kayıt dışı yaşayamayacaksınız. Nereye gitseniz siz
birilerinin takibi içerisinde olacaksınız. Ulus devletlerin bir sınırı var, bir milleti var, ırkı var, bir inancı var, idealleri var. Dolayısıyla yeni küresel dünyada planlanan şey zaten dijital uygarlık olduğu için yani ulus devlet anlamsız bırakacak şekilde operasyon çekiyorlar. Biz hangi cephedeyiz Türkiye olarak? Devletler hukukunu önemseyen cephedeyiz bir. Bu cephe neyi ifade eder? Devletlerin hakkını, hukukunu, sınırlarını ve o devletlerde yaşayan halkların hakkını, hukukunu, geleceğini. Diğer unsur neyi vaat ediyor bize? İşte her şey küreselleşsin diyor. Yani senin mutfağın bile fast foodlerinden gelenek halinden çıksın. Dikkat edin, geleneğin üzerine de inşa edilen, geleneği bozucu motivlerin de devreye girdiğini görüyoruz. Medya şu anda dünyaya, toplumlara tahakküm eden bir medya var. Artık buna dördüncü kuvvet deniliyordu. Fakat şimdi dördüncü kuvvetin ötesinde aslında insan beynini yönlendiren birinci güce dönüştü. Çünkü medya aletleri ciddi büyük bir değişim yaşadı. 70'te işte düşünün matbaaydı, sonra kitaba, sonra dergiye, sonra gazeteye, sonra radyoya, sonra televizyona. Şu anda bunun ötesinde telefonlar, küçük bir telefona sığdırıldı bütün hepsi. İnsan bilgiden uzaklaştırıldı. Mesela şimdi 20. yüzyılda lideri satın alıyorlardı ülke yönetiminde. Ama yeni dünya düzeninde, dijital dünya düzeninde kitle bireyleşeceği için yapay zeka ile kitleyi istediği an sokağa çıkartmak mümkün. Mesela Fransa'da, şimdi sarı yelekli, kırmızı yelekli Hollanda'da, İsrail'de, şimdi Tunus'ta göreceğiz. Macaristan'da ayak başladı. Bir 20 yıl sonrayı düşünün. Tamamen devletinden kopmuş, sanal gerçeklikle beynine entegre, sosyal medyayla muhatap bir birey. Artık yapay zeka o bireyi harekete geçirmek için her şey hazır. İstemesi önemli o ülkede. Deniliyor ki gidin bu yılın modası şu çanta. Bütün insanlar kuyruklara giriyor. Deniliyor ki bu yılın modası ayakkabı olarak şu, bütün insanlar onda kuyruğa giriyor. Bunlar evet basit görülebilir. Aslında bu insanın diğer isteklerin de ona göre hazırlanması olarak yorumlayabiliriz. Bu yılın müziği bu, buna hazırlan. Daha sonra bunu siyasal ve ekonomik talepleri içinde yönlendirebilme, teklifleştirme. Bunu insan hissetmiyor. Çünkü biz burada şunu görüyoruz. Ya bir yanda işte şu anda düşünün, yeni nesle şu anlatılıyor. Güney Kore mutfağı mesela sevdiriliyor. Biz sanıyoruz ki Güney Kore bunu yapıyor. Hayır. Bunu üst akıl oradan bir pazar getiriyor, sana sunuyor. Onu da senin önüne getiriyor. Yani Batı teknolojisiyle, bilimiyle, her şeyle tarihin sonunu biz belirleriz ve nihai nokta budur diyor. Ama biz şunu, bizden de buna inananlar var İslam dünyasında maalesef, onu söyleyeyim. Ama ben şahsen biz buna, bu zokayı yutmamamız gerektiğini söylüyorum. Ve diyorum ki İslam'a göre, Müslümanlara göre tarih daireseldir. Ve bir dönem bu durumda oluruz. Ama eğer gerçekten çabalarsak, gerçekten gereğince bilim üretirsek, bilgiye hakim olursak, yani epistemolojiye hakim olursak ve bu epistemolojiyi biraz daha şeyiyle, metafizik bağlantıyla, ontolojik bağla güçlendirirsek ve bence dünyaya hakim olacak. Çünkü Batı'nın bilgisi, bilgiye hakim olma şeyi, işte yeni dünyadaki tasarladığı insan modeli ontolojisi olmayan bir modeldir. Bu ne demek? Yani güçlü vahiyle, Allah'la veya Tanrı'yla bağını koparmış bir anlayıştır. İslam dünyasının modellemesi ontolojisi olan bir epistemolojidir, bilgidir. Yani biz böyle bir bilgiyi arzu ediyoruz ve bunu bir dünyaya yeniden modellemede başarılı olursak,
ki buna bu yönde gerçekten Türkiye'nin öncülüğü bence önemlidir. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. Ünlü Amerikalı stratejist Samuel Huntington'ın dünyayı büyük bir satranç tahtasına benzeterek ortaya koyduğu medeniyetler çatışması tezini bilmeyen yoktur. Huntington, medeniyetler deyince bir tarafa bir avuç seçkini, öbür tarafa Avrasya'yı koyuyor. Batı için bir zamanlar düşman komünizmdi. Sovyetler Birliği ise şeytanın ta kendisiydi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Batı'nın hedefine zengin İslam coğrafyası oturdu. Batı ötekisiz yaşamayan bir coğrafya. 90-91 dünya komünist kızıl terörizmi konuşurken Batı ileride yeşil bir terörizmin çıkacağını konuşuyor. Bunu yazanlar kim? O dönemde ilginçtir. İlk kitabı yazanlardan biri Netanyahu, İsrail Devlet Başkanı Netanyahu var. Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Netanyahu and Mrs. Soğuk Savaş 91-90'lı yıllarda bitti görünürde. Burada dikkatimizi çeken bir açıklama vardı. NATO Genel Sekreteri Willy Claes'in bir açıklamasıydı. Bu daha sonra Margaret Thatcher da benzer açıklamayı yaptı. Bundan sonra Batı'nın ortak düşmanı İslam'dır diye. Bu açıklama aslında son derece önemliydi, paradigmatik bir açıklamaydı. Ama o dönemlerde çok da dikkat çekmedi. Bu 90'lı yıllar böyle geçti. 97 yılında ilk İngiltere merkezli olarak Rana Made Trust diye bir kurum var. Bu kurum ilk İslamofobi raporunu açıkladı. Daha sonra da 11 Eylül'e geldik. Biz 11 Eylül işte bunun aslında temel anlamda kırıldığı nokta oldu. İslamofobi dediğimiz büyük bir algının oluşmasını sağlamak hiç de masum değildir. Bu insanların yaşadığı dünyaya girmenin bir ideolojisi olarak iş görüyor. Küresel dünya liderleri sürekli teröre karşı savaştan söz ediyor. Peki gerçekten terörle savaşıyorlar mı? Yoksa bu bahaneyle çok şey için imkan mı sağlıyorlar? Amerikan halkı Batı gibi değil, Avrupa gibi değil, dincidir. O dince Hristiyan halka bir şey sunuyorlar işte. Biz İslam'la savaşıyoruz diyorlar. Şimdi IŞİD'in açılımı ne? Irak, Şam, İslam devleti değil mi? Şimdi bize göre öyle bir devlet falan yok zaten. Amerikan ordusu, tüm Batı ordusu tankıyla, zırhıyla, uçağıyla, yanındaki Maşa PKK'sıyla Suriye'de 2000 kişiyi kovalayıp duruyor. Kaç aydı değil mi? Fakat burada Batı'daki, Amerika'daki halkın algısı ne? Koskoca Irak, Şam, İslam devletiyle savaşıyor bizim devletimiz diyor. Dolayısıyla Batı'daki söylemler Batı halkını uyutmaya yönelik, yanıltmaya yönelik, gaza getirmeye yönelik. İslam'ı şeye koymadan o halkı inandıramazlar. Batı konseptinden baktığınızda İslam'ın içinde biriktiği her şey bir medeniyet algısıdır. Bir medeniyet üretebilecek fikriyat topluluğudur. İşte o nedenle İslam korkusuyla yeni bir vaka oluşturarak İslam'ı işte çeşitli terör örgütleri kıvamında veya profilinde dünyaya sunarak İslam algısını kirletmeye, İslam algısını yok etmeye yönelik bir hamlenin olduğu aşikardı. Benim dinim Sünnilik de değildir, Şiilik de değildir. Benim dinim İslam'dır. Ben tıpkı 1 milyar 700 milyon kardeşim gibi sadece ve sadece bir Müslümanım. İslam coğrafyası ciddi bir yeniden paylaşımın muhatabı durumundadır. Ekonomik anlamda baktığımızda. Buralar yeniden paylaşılmaya başlamıştır ve mücadele bu eksende sürüyor. Paylaşımı bir ideolojik formla geniş kitlelere anlatmanız gerekir. Hem dünya kamuoyuna hem
girmeye başladığınız yerin kamuoyuna anlatmanız gerekir. Bunu bir diktatörünüz var diye, özgürlükleriniz yok diye anlatabilirsiniz. Böyle de olabilir. Kendi coğrafyanıza da bir düşman yaratarak anlatırsınız. Özellikle kültür ve inanç bombardımanının altında yıpranan Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'ya da birlikte bakalım. O coğrafyalarda özellikle İslam üzerinden yeni bir dizayna şahit oluyoruz. Türkiye'den Çin sınırına kadar olan bölgede ılımlı İslam adı altında, deyim yerinde ise Amerikan İslamı operasyonları var. Biz bu kavramlara aşinayız. Türkiye'de bunların hiçbir karşılığı yok artık. Peki ya o coğrafyalarda? Ne dersiniz? İslamsız Türk dünyası gayreti mi var? Batı'da gerçek anlamda Müslümanlar üstüne operasyon yapan o küresel akıl bireyselleştirmek istediği için insanları aileden kopartmak, kısım akrabasından kopartmak, bireyselleşme olmadan bu küreselleşmeyi gerçekleştiremezler. Hristiyan Avrupa'sında bunu başardılar. Ama Türkiye üstünde, İslam dünyasında özellikle de Türkiye'de bunu başaramıyorlar. Türkiye'de yardım var, zekat var, fitre var, birlikte bir aradalık var. Bu nedenle Türkiye'de davul zurnayla savaşa giden bir Mehmetçik var. Bunun ana kaynağı İslam'dır. Bu çözülmeden bu coğrafyada istediklerini yapamazlar. Peki şimdi yeni model nedir? Yeni, aslında bu eski model yürümediği belli. Bunu anladı bu insanlar. Dolayısıyla postkolonyalist bir anlayışa evrildiler. Burada da birkaç tane ayağı var bunun. O ayaklardan bir tanesi terimler, terminolojiler üzerinden gidilecek. Terimler, yani bildiğimiz anlamdaki terimlerin içi boşaltılacak ve bunlara yepyeni tanımlar üretilecek. Mesela aile dediğiniz şeyin içi boşaltılacak. Ne yapılacak? Yepyeni bir değer üretilecek. Yeni bir aile modeli gelecek yani aslında. İslam medeniyeti içinde adalet biriktirdiği için bu adalet kavramının da dünyanın da bu adalet kavramına muhtaç olduğunu bildikleri için giderek yaygınlaşan ve hani şey gibi düşünün, dalga dalga Avrupa'ya, Amerika kıtasına yayılması mümkün olan ve tahmini hesaplamalara göre de eğer dokunulmasaydı, eğer içinden bu kadar pek fazla oynatılmasaydı, gerçekten de İslam medeniyeti ve fikriyatı, bırakın kimese bir şeyler dayatmaktan bahsetmiyorum, dünyaya adalet sunabilecek tek medeniyettir. Türkiye'nin İslam anlayışı, işte Hanefi, Maturidi, İrfani dediğimiz, yani işte o Mevlana'lar, Hacı Bektaş-ı Veliler, işte Yeseviler gibi Yunus Emre'lerden kaynaklanan o irfan anlayışıyla yorulmuş, ötekiyle barışık yaşayan, ötekini ötekileştirmeyen, işte aşırılıklardan uzak diyelim, bir anlayıştır ve dünyaya bu model olmuştur Osmanlı ve Selçuklu modellemesiyle. Dünyanın büyük bir çoğunluğu daha önce modernleşme olarak tartıştığımız sürece girerken, klasik anlamda kapitalizmin geliştiği İngiltere, Avrupa, daha sonra Amerika'nın dışında tek başaran Japonya'dır ve kısmen Türkiye'dir. Bunun dışında kalan coğrafya bu süreci tamamlayamamıştır, girmemiştir, başarısız olmuştur. Technology is being misused by terrorists. Tüm dünyada şöyle bir yorum var. Başkan Erdoğan Trump'ı etkiledi ve ikna etti. Bu düşünülebilir bir şey miydi önceden Türkiye için? Amerika bir şey söyleyecek de hazır ola geçiyordu bizimkileri anında. İlk kere Türkiye kendi dış politikasını diriltiyor. Bu nedenle Türkiye ile başlayan bir süreç var. Türkiye ayağa kalkarsa İslam dünyası ayağa kalkar. Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.
dikkat ederseniz Türkiye insani yardımda dünyada aslında birinci çıkıyor bütün şeylerde. Bunu bütün perdelemelere rağmen böyle çıkıyor. İşte belli zamanlarda Cumhurbaşkanımız çıktı işte yıllar önce ne dedi? Dünya beşten büyüktür dedi, değil mi? Bu çok önemli bir şeydi. Yani aslında ben bunu şöyle okuyorum, öyle söyleyeyim. Dünya beşten büyüktür demek aslında o globalizasyon, az önce söylediğim yepyeni bir tasarım, yepyeni bir düzen inşa eden ve insanı dönüştüren, değerleri dönüştüren anlayışa karşı dünya beşten büyüktür demek aslında değer merkezli bir anlayışı öne çıkarma misyonunu yüklenmektir. Ayakta durma gayreti içerisinde Türkiye. Adalet kavramlı ve insan odaklı siyaset üretme kabiliyetinden vazgeçmediği için şu anda bütün hamleleri boşa düşürebiliyor. Çünkü elindeki argüman çok kıymetlidir. Elindeki argümanın içeriği para değil, maneviyattır. Bakın maneviyat giderse her şey batar. O para da işinize yaramaz. İslam coğrafyasının tamamının kaderinde Anadolu insanının, Anadolu'daki İslam kavramının ayakta durması şarttı. Türkiye bunu koruduğu sürece başarı Türkiye'ni terk etmeyecektir. Dünyanın yeni düzeni, Müslümanların üzerinde oturdukları coğrafyanın paylaşımı üzerine odaklı görünüyor. Ama aslında hedef Türkiye. Ta Malay dünyasından Afrika'ya kadar İslam dünyasının bütün değerlerinden kopardılar aslında. Bu anlamda Türkiye'de eğer bundan uzaklaştırırsa İslam dünyasının bu anlamda hakikaten bir ruh verebilecek bir yapı kalmayacak. Bu toplumlar Batı'nın tam yaşadığı alienasyonu yaşadıktan sonra istediği gibi yönlendirilebilecek. Ve bu vahim bir şey. Ve bunu çok rahat bir şekilde görebiliyor Batılılar. Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. Yani bu coğrafyada Türk damgası var. Şimdi bu Türk damgası İslam'la olduğu zaman bunların işine yaramaz. Ama İslamsız bir Türk markası olursa ve Türkler üstünden İslam dünyasını yönetebilirler. İkincisi, yeni dünya düzeninde 20. yüzyılın dünya jandarması düzeni kimdi? Amerika. Amerika'nın bir aklı Amerikan ulus devletini PKK ile iştiriyordu. Şu an büyük Amerikancılar PKK ile bir yere gidemeyeceğini gördü. Türkiye ile biz İslam dünyasında Orta Doğu'da, Suriye'de yeni bir arayış içerisindeyiz diyor ve şu an başlayan süreç o. Türkiye kabul eder etmez ayrı bir şey. Türkiye kendi hesabını yapacaktır. Türkiye hem ulus devletler açısından, Rusya ulus devleti açısından, Amerikan devleti açısından kilit bir noktada. Çünkü bir, İslam dünyasının kalbi Türkiye. İki, Türkiye olmadan Karadeniz'de operasyon yapılamaz, Akdeniz'de operasyon yapılamaz. Ulus devletlerin 21. yüzyılda şu anda mücadele ettiği ana alanlardan en önemlileri bizim çevremizde. Karadeniz burada. Artık petrol deniz altında. Türkiye eğer Amerika ile bir işbirliğine giderse burada dünyanın konumu değişir. Eğer Türkiye Amerika'yı dışlayıp küresel mekanizma ile işbirliğine giderse Amerika'nın konumu değişir. Dolayısıyla Türkiye merkezde. Niye bu kavgalar? Ortada bir pasta var. Birisi ben tek başıma yiyeyim diyor. Bu kadar açlık, sefalet, savaşlar neden? Eğer o insanların imkanlarını, yeraltı servetlerini onlara bırakılsaydı, Somali'de, Sudan'da, Suriye'de, Yemen'de bu kadar aç kalan insan olur muydu? Olmazdı, değil mi? Çünkü birisi onun da payını yediği için şu anda, gelirin adaletsiz dağıldığı için şu anda böyle bir felaketle karşı karşıya. Şimdi
bu adaleti berpa etmek isteyen kim olursa olsun kazanan olacak. Ki şu anda bu yolu yürüyen Türkiye'dir. Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arnavutuyla, Boşnağıyla, Romanıyla ayrım yok. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Küresel elit dünyayı satranç tahtasına çevirmiş durumda. Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Tükenen kaynaklara el koymak, karşı çıkan devletleri zayıflatmak, halkları tek tipleştirmek ve biata zorlamak, haydut devlet gibi davranmak hep onlarda. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Her şeyi zıddını içinde taşır. Yeni savaşlardan, yeni krizlerden medet umanlar, insanca bir yaşam olabileceğini bilenlerin aydınlık bakışlarıyla karşı karşıyalar. İslam'ın insan anlayışı, Allah'ın yarattığı varlıklarına şefkat besleyen, onları ötekileştirmeyen, yaratandan ötürü yaratılanı hoş gören bir anlayıştır. İnsan tasavvuru İslam'ın. Dolayısıyla bu yeni dünya düzeninin ortaya koymak istediği insan tasavvuru da aslında bunları yok eden, bu değerleri alt üst eden bir anlayıştır. Dolayısıyla İslam'ın ve Müslümanlığın insan tasavvuruyla yeni dünya düzeninin tanrılaştırılmış insan modeline zaten itirazı olan, karşı çıkan bir modellemedir. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki İslam'ın insan tasavvuru insanı bireyselleştiren, değerlerini yok eden, tarihiyle, aidiyetiyle, diliyle, diniyle barışık olmasını engelleyen bir tasavvuru İslam benimsemez ve buna karşı çıkar. Bu yeni insan modeli karşısında bu modeli önemseyen ve bunu öne çıkaran çalışmalar yapmalıyız. En büyük yapacağımız, belki bu dönemde insanlığa katkısı olabilecek yapacağımız şey budur. Bunun üzerinde kafa yormalıyız. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. Hayatta her şey insanın planladığı gibi gitmez. Bir külli irade var, bir cüz'i irade var. Yani dünyanın dizaynında insan aklı her şeyi gerçekleştirmesi mümkün değil. Şimdi Türkiye'yi düşünelim. Afrika'da kuyu açıyor, fırın açıyor, kimse sizlere yardım ediyor. Ne menfaatimiz var bize? Afrika'nın şeyini biz mi sömürüyoruz? Hayır. Türkiye, yeryüzü insanlığının tek temsilcisi diyebilirim. Anlayış olarak da. Avrupa'da iyi insanlar çok. Dünyanın her tarafında insanlar çok. İyilerin şansı daima var. Çünkü kıyamete kadar bu devam edecek. İyilerle kötülerin savaşı. Hakla batılın savaşı. Biz bunları konuşurken yandık, bittik filan değil, görüyoruz. Buna göre de önlem alacağız diye konuşuyoruz. Dünya tabii ki bu hegemon güçlerle sınırlı bir dünya değildir. Mazlum halklar vardır. Direnen unsurlar vardır. Sokağa çıkan insanlar vardır. Ve dünya bu beşlere bırakılacak kadar da küçük değildir. Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Edalarımızı susturamayacaksınız. Bu ülke diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup kuramayacaksınız.